bir kötü iletişim var. Yani koskoca Galatasaray teknik direktörü hı hı. ya önceden hazırlanır belki kamera açısı, belki oturduğu yer ya da belki şöyle bir şey yapılabilir. Masaların arasında gezerek daha farklı bir hitabet, daha sert belki zaman zaman yani Okan Buruk şu anda net bir şekilde düz aynı tempoda gidiyor. Hiç yükselme, alçalma olmadan klasik laflarla standart bir açıklama yapıyor. Yani ee, ya hiç yapmasın bence yani ya da orada farklı bir şey söylesin. Okan Brook zaten şampiyonluk mesajı verecek zaten Aynen. her basın toplantısında bunu söylüyor. yani e, hani konuşmuş olmak için teknik adamın konuşmaması lazım e, belki ona ayrı bir bölüm e, organizasyon sonrası kameraların çevrileceği hani bizim de Türk e, Turkuaz Medya'da yapılan organizasyonlar gibi belli Alanlar yaratılıp öyle konuşulması bunlar olabilirdi. Ben burada ona bir eleştiri hı hı. E, göndermek istedim. İkincisi evet Galatasaray'da şampiyonluk parolasıdır tabii ki ama kaos dolu dediğin transfer dönemi ki hala devam ediyor, yarın da devam edecek ciddi iletişim stratejilerinin kulübün farklı bölgelerinde de problemler olduğunun göstergesi bence. Peki şimdi e transferlerde belki eksiklik olduğunu söylüyoruz ki Osimen'in geldiği bir senaryodan evet. böyle bahsediyorsak gerçekten bence bir sıkıntı var gibi hı. duruyor. Buna rağmen değil mi? Evet. Osimene rağmen. Yani Osimene rağmen Galatasaray transfer eleştiriliyor evet. çünkü şimdi demet geçen sezondan Galatasarayın eksikleri belli mi? Belli. Sözler verilmiş mi? Verilmiş. Hı hı. Yani şampiyonlukla kapatmışsınız vesaire ve. Şampiyonlar Ligi elemelerinde sizin oyuncularınız net bir şekilde oynayamıyor eksik bölgeleriniz. Yani orta saha çok geç alındı, çok yüksek maliyetle ve e, istediğin, hedeflediğin tipte bir oyuncu alındığını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü gittiğin, konuştuğun ilk isimler çok başka profilde, Sara çok başka bir oyuncu. Evet. E, devam ediyorsun burada e, sabek yani bambaşka oyuncularla konuştun, gittin Yelert'i son anda böyle hani taraftarın böyle tepkisi iyice arttıktan sonra aldın. O simen bir fırsat transferiydi. Yani onu Galatasaray yönetiminin bir başarısı olarak ben görmüyorum. E diğer tarafta şimdi Zalewski transferinde hala çözülmeyen olaylar var. Hala iş bitti mi bitecek mi soru işareti var. Ve transferin son gününe geldik ve mutlak ihtiyacın olan oyuncu. Hı hı. Gidenleri de sonra konuşuruz. Biraz istersen Ezra üzerine yoğunlaşalım. Evet. Çünkü e, hala belirsizliğini koruyor ki hı hı. bir anda öyle bir ortaya çıktı ki sanki bu oyuncu e, tamamen alındı. Yarın gelecek gibi bir evet. ortam hazırlandı. Ama neredeyse son güne geliyoruz. Hala e, bir şey yok. Evet. Yani biraz önce seninle de konuştuk. Şöyle bir haber var elimde. Evet. E, la Gazzetta de Sport'un bugünkü haberi. Hani hı hı. E, Zalewski'de acı son gibi çıkabilir gibi bir durum var. Mesela oyuncu dün gece arkadaşlarını, yakın arkadaşlarını almış yemeğe götürmüş. İşte ben Galatasaray'la anlaştım bitti vesaire gibisinden. <laughs> Sonrasında öğreniyor ki daha görüşmeler bitmemiş. Hı -hı. Daha anlaşma net bir şekilde ortaya çıkmamış ve Roma'nın farklı istekleri de var. Ee, habere göre bu haber kaynaklı Di Roberto Maldo'nun imzası Hı -hı. E, 5 milyon euro artı bonuslar Galatasaray'ın teklifi. Roma'da Bonusları azaltın, garanti ücreti arttırın diye bir e, durum var. Yani şimdi bak bütün takım kurmuşsundur. Evet. Tamam mı? Her şey bitmiştir. Zalevski fırsattır belki gidersin. O simen gider alırsın. Ama sen bu transferleri bitirmeden iki tane sol kanadını gönderiyorsun. Kerem'i neredeyse yok pahasına satıyorsun. Geldiği gibi oyuncuyu öyle apar topar gönderiyorsun ki Kerem gitti... Lisbon'da havalimanında imza attı geri döndü bu kadar apar topar Zaha'nın ücretini yıllık ücretinin yarısını vererek gönderiyorsun şimdi almaya çalıştığın oyuncuyu bak, Wendel e, için bir sürü görüşme yaptın yerini doldurmadan oyuncuyu sana bırakmadılar böyle 30 milyon eurolar falan istediler evet. e, geliyorsun burada Zalewski için bırakmıyorlar Galatasaray her şeyi kolay kolay gönderdi ne para verirseniz tamam dedi gibi Hı. bir ortam var e, transferde de yerini dolduramıyorsanız e, burada bir sorun vardır zaten. Bu sorun nasıl çözülecek ama? Yani e, son bu güne kadar hala çözülmediyse. Hmm. Şimdi bu, bu sorun bir mi bir sürü mü? Bu transfer döneminde bir sürü. Evet. Yani sonuçta Galatasaray'da transfer bölümü, futbol şubesinde bir değişim yaşandı. Erden Timur ve ekibi diyeyim gitti İbrahim Atip Cenk Ergün başka bir ekip geldi. İşler doğru gidiyor mu? bence gitmiyor. gitmiyor. Transferde harcanan paralar yani hem alınanlar hem gönderilenler arasında hı hı. bir gariplik var mı? Bence var. 6 milyon euro'ya Oliveira'nın 2 yıllık parasını verip gönderiyorsunuz. E Zaha'ya yıllık ücretinin yarısını 4.5 milyon euro veriyorsunuz. Hı hı. Bunlar e, hani başarı olarak kimse bize anlatmasın bunları. Yani Kerem gibi hem milli takımda coşan hem Galatasaray'da son 3 sezon 4 sezonun en iyi oyuncusuna 12 milyon euro'ya gönderiyorsunuz. Hı hı. E bunlar sorundur. Bak Kerem gitti diye değil. Kerem'i gönderirsin. Ama iki sol açığında gönderiyorsun. Evet bir planlama hatası. Bir planlama var. hatası. Yerine son gün sola açık almak için özel uçağını işte Roma Havalimanı'nda tutuyorsun. Hangisinde bilmiyorum. Üç tane var. Tutuyorsun. Oyuncuyu hop hemen getirip ya Galatasaray her sene böyle son dakika transferleriyle hayatına devam edemez. Tabii. Son dakika yıllık ücretinin yarısını iki senelik parasını verip verip oyuncu gönderemez. Bunun bir Mali boyutu ayrı. Bunu başkaları değerlendirir ama diğer tarafta bir takım ruhu, bir kurulan, hocaya verilen takımın daha dengeli ve düzenli kurulması lazım. Zalewski açısından da dramatik bir durum var haberden anladığımız kadarıyla. Ya şimdi oyuncu için evet olabilir. Bu transfer bak bir saat sonra hatta yayındayken de bitti haberi gelebilir, gelecektir de. Bu iş Galatasaray oradan bu oyuncuyu almadan dönemez artık. Bak Zalevski'yi almadan dönemez o uçağı. Bunu bir kere herkesin bilmesi lazım. Başta Galatasaray yönetiminin ki ona uğraşıyorlardır. Ama burada ya bir evi sürekli alı, almak için sürekli teklif yaparsan, fiyat yükseldikçe de teklif yaparsan, evi satacak adam da sürekli fiyat yükseltir. Hı hı. Arabada da böyle, tarlada da böyle, gazetede de böyle, aklına gelirse her şeyde böyle. E sürekli sen Zalevski istiyorsun, uçak Uçakini, Vendeli istiyorsun, saldırıyorsun. Evet. Her oyuncuya böyle yaklaşırsan e kulübün paraları da boşa giderken manevi olarak da taraftarın huzursuzluğu artık arşa kadar çıkıyor. Nasıl, editörümüz Serkan soruyor. Roma bunu aleyhine kullanabilir mi? Kullanamaz mı diye Nasıl yani? Mesela. Ne anlamda? Hani o şey mi? Ee, yani Galatasaray'dan hani fazla almaya istemez. mecbur ya diyor. Aynen onu söylüyor. Almadan dönmemesi. Kesinlikle öyle. Yani fiyat yükseltir. Şimdi Zalewski'yi almadın. Hani B planın var mı? Anında bitirdiğin bir transfer var mı? Yok. E Zalewski'yi almazsan ne olacak? İki sol kanadı da yolladın, Okan Hocam Elden yetiş diyeceksin, değişirme. yetiş barış. Okan Hocam, barışı oraya yetiş, at. Barış. İşte ziyi beğenmediğin ziyeyi, düzenli oynatamadığın ziyeyi hadi sağ kanatta düzenli oynatmaya çalış Hı -hı. vesaire vesaire. Mesela Evin Bey konuştuk Zalevski ile evet. beraber, bir anda Evin Bey ihtimali ortadan kalktı. Bak problem ne biliyor musun bence Galatasaray'ın transferlerinde? Çok böyle e, biz alıp almaya gidiyoruz, Hı -hı. uçağı alacağız pasaport kontrolüne gidiyoruz biz gibi. Hemen bindirip uçağa geri döneceğiz gibi transfer seferlerine çıkılıp genelinde hatta bence hepsinde başarılı olunamaması. Evet. Bütün hepsinde böyle gidildi. Şu ana kadar alınan oyuncuların e, tamamında uzun ve yorucu bir türlü Süreçli. bitmeyen kaos süreciyle karşılaştık. Hatta. Şimdi dediğin gibi bir saat sonra da Zarevski açıklanabilir. Ama bu neyin üstünü kapatacak tam olarak? Sezon içerisinde acaba hangi noktalar çözümle kavuşacak? E, Galatasaray bir türlü Ekimden önce, Kasımdan önce tam takım olamıyor. Evet. Yeni gelenler geldiğinde sakat olanlar, yani tek başına bu transfer döneminde yapılan hatalar bile bence bir problemin artık birikip 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 patlamasını sebebidir. Peki.